Merhaba arkadaşlar, ben Elçin Tün. Merhabalar, hepiniz Elçin Tün Eğitim Kurumları'na hoş geldiniz. Daha doğrusu Elçin Tün Eğitim Kurumları'nı yakından tanımaya hoş geldiniz diyorum. Herkese merhabalar. Ben Elçin Tün Eğitim Kurumları Felsefe ve Akıl Oyunları Öğretmeni Emre Pekçakır. Ben Erdinç Özer. Merhabalar, Emre Kara. Ben Muammer Vatansever. Ben Melisa Karataş. Ben Sinan Kileş. Ben Belen Erdi Filiz. Ben Ece Özkan. Merhaba, ben Çağrı Günay. Hello everyone. Merhabalar, Elçin Tün Eğitim Kurumları Anaokulu Müdürü Aslı İkiz. Hepiniz bizim sihirli dünyamıza hoş geldiniz. Güzel bir okulumuz var. Çok güzel bir okulumuz var. Çok enerjik bir okulumuz var. İlkokullarımı çok seviyorum. Gerçekten çok güzel çocuklar. Ortaokulların biraz zıppır olsa da süper fikirleri var. Liselerimin yepyeni meslek fikirleri ve geleceğe dair çok yüksek umutları var. O yüzden de geleceği yetiştirebilmek için bir okulumuz var. Ve hem öğretmenlerim, hem öğrencilerim, velilerim, hepimiz bir bütün olarak geleceğimizi inşa etmeye çalışıyoruz. Ve o çocukların hepsinin gelecekte meslek sahibi olduğunda ve bu ülke için, dünya insanları için çok güzel şeyler yaptıklarını gördüğümde bütün hedefime ulaşmış olacağım. Bir gün sizi de aramızda görmek istiyoruz. Lütfen beraber bir şeyler yapalım. Çünkü çok ihtiyacımız var yeni fikirlere. Bizim artık asker yetiştirmeye değil, general yetiştirmeye de ihtiyacımız var. O yüzden yeni fikirleri olan yöneticiler, girişimciler, dünyayı, yeni dünyayı inşa edecek bütün insanlara ihtiyacımız var. O yüzden kapılarımız açık ve sizi bekliyoruz. Burada neler yapıyoruz? Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Öncelikle anaokulu bünyemizden başlamak istiyorum. Anaokulunda neler yapıyoruz? Şimdi doğal olarak normalde anaokullarında sistemsel, stabil gördüğümüz şeyler mevcuttur. İşte bir tane sınıf vardır, 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş diye bunlar ayrılırlar. Atıyorum 3 yaşa bir öğretmen bakar, 4 yaşa bir öğretmen bakar, 5 yaşa bir öğretmen bakar ve bunlar çocuk gelişimi ya da anaokulu öğretmenleri mezunları, öğretmenliği mezunlarıdır. Ama bizde öyle bir şey yok. Tabii ki anaokulu öğretmenlerimiz var. Onlar candır. Anaokulu öğretmenlerimiz eğitimin temelini atarlar. Özellikle yurt dışı çok fazla kullanmak istemiyorum aslında ama yurt dışına birazcık daha uyarlanmış bir eğitim sistemimiz var diyebilirim. Çünkü artık birazcık gelişmemiz, birazcık kendimize hali düzeni sokmamız lazım. O yüzden biz anaokulundan itibaren liseye kadar hep branş hocalarımızı derslere sokuyoruz. Örneğin anaokulundaki öğrenci coğrafya dersi görmeli, anaokulundaki öğrenci tarih dersi görmeli, anaokulundaki öğrenci felsefe dersi görmeli. Çünkü o çocuk sorgulamayı, düşünmeyi geliştirme yöntemlerini öğrenmesi gerekiyor o çocuğumuzun da. Kalabalık sınıftansa sınıf mevcudumuzu az tutarak daha çok öğrenciye dokunuyoruz. Daha çok öğrenciyle birlikte eğitim yapma imkanı sunuyoruz. Gelip görmek bir gözle de nasip olursa sınıflarımız cam. Hepinizi bekliyoruz. Sınıflarımızın cam olması da özellikle dikkat dağınıklığı olan çocuklarımız için çok önemli bir nokta. Biz öğretmenler için de mesela sınıfımızın dört tarafı da açık. Gelip görebilirsiniz. Bizi derslerde nasıl işliyoruz, ne yapıyoruz, çocuklarla nasıl iletişim kuruyoruz. Yakından bizi takip edebilirsiniz. Öncelikle kurumumuzda hiçbir okulda göremeyeceğiniz imkanlardan ve hiçbir kurumda verilmemiş derslerden size kısaca bahsetmek istiyorum. Özellikle ilköğretim kademimizde hiçbir okulda bulamayacağınız birçok farklı etkinliğin yer aldığını söyleyebilirim. Felsefe dersinden tutun da akıl oyunları, ülkeler coğrafyası, cumhuriyet tarihi, mental dersi, hatta ve hatta zumba dersine kadar birçok farklı etkinliğimiz bulunmakta ve çocuklarımız bütün derslere çok büyük bir keyifle girmekte. Nedenini soracak olursanız kendi dersimden başlayayım ben. Felsefe dersimizde tabii ki lise müfredatını işlemiyorum ben. Ama ilk önce kendimizi tanımayı, etrafımızda gördüğümüz varlıkları tanımayı, onlar hakkında yorum yapmayı, çalışkan olmak, tutumlu olmak, iyi bir insan olmak, ahlaklı bir insan olmak, sosyal iletişim kurabilmek, dünyada kendimiz bir birey olarak var olabilmek için etkinliklerle bunları derslerimizde çok güzel bir şekilde tartışarak geçiriyoruz derslerimizi. Sevgili veliler, değerli öğrenciler, insan çevresindeki 5 kişinin ortalamasıdır. Biz bu bilinçle hem öğretmenlerimizi hem öğrencilerimizi bu alanda eğitirken onların çevresindeki arkadaşlarıyla olan ilişkileri, öğretmenleriyle olan ilişkilerini de gözden geçirerek en iyi şekilde eğitim öğretim ortamlarını düzenliyoruz.
Ya matematikte, fizikte, kimyada öğrendiğim şeyler gerçek hayatta benim ne işime yarayacak? Ben bunları neden öğreniyorum ki cümlesini kaldırıp çöpe atmanı sağlamak amacımız. Çünkü öğrendiğin her şeyin hayatında bir yeri var aslında. Bunları sadece nerede nasıl kullanacağını kaçırıyor olabilirsin. Tesla kadar tutkulu, Einstein kadar hayalperest olabildiğin sürece hayatta imkansız denilen bir şey yok. Çünkü imkansız aslında imkanı içinde barındırıyor. Bunu burada görebilirsin. Hayatının her alanında görebilirsin. Sadece bunu sana gösterebilmeye çalışıyoruz. Burada öğretmen sensin. Öğretmen-öğrenci ayrımımız yok çünkü hepimiz beraber bir şeyler öğreniyoruz. Eğer sen de herhangi bir hiyerarşiye tabi olmadan bir şeyler öğrenmek istiyorsan yerin tam olarak burası. Mesela bizim okulumuzda kıyafet falan yok. Yok arkadaşım, neden yok biliyor musunuz? Çünkü bir çocuk ne kadar özgürse o kadar öğrenir. Tabii ki özgürlüğün dozajını aşmaması lazım ama biz burada onu da öğretiyoruz. Aslında zaten bizim bir sloganımız var. Bizim sloganımız öğrenmeyi öğretiyoruz. Öğrenmeyi öğretiyoruz. Öğrenci neye ihtiyaç duyuyorsa, öğrencinin neye ihtiyacı varsa, öğrenci neyi istiyorsa birazcık oradan, birazcık buradan, birazcık bizden, birazcık ondan katarak aslında değişik bir sistem yarattık ve bu sistemi okulumuzda tutturduk. Hatta Türkiye'de tutturduk. Okulumuzda branş öğretmenleri giriyor dedik zaten ama mesela atıyorum bir tane sınıfa 5 tane matematik öğretmeni giriyor. Neden giriyor? Biraz önce bahsettim zaten. Ben dedim ki bir çocuk bir öğretmenden anlamak zorunda değil. Anlamıyorsa diğer öğretmenle ders yapsın. Onunla da anlamıyorsa diğer öğretmenle ders yapsın. Şimdi doğal olarak ne yapıyorum? Çocuğa seçme imkanını sağlıyorum aslında eğitim kurumu olarak. Bunun dışında çocuk burada mutlu. Neden mutlu? Çünkü sıralara oturmuyor. Normal o sert hepimiz böyle akına sıkılıyor, oturduğu böyle sıralardan falan maalesef yok bizde. Bizde çok daha rahat, çok daha konforlu sandalyeler var. Yani şu okulun kapısının içerisinden girdikten sonra o çocuğun aslında hayatla bağlantısını koparmayıp tam tersi hayata bağladığımızı fark ediyoruz. Ve velilerimizden o kadar güzel dönükler alıyoruz ki. İşte en güzeli de bu. Hocam bu çocuğa ne yaptınız ya? Biz bir şey yapmadık valla. Sürekli gerçekten onu anlayabilen, onunla muhabbet edebilen, onunla irtibat kurabilen, onunla bir şeyler yapmaya çalışan ve onun hayatını kurtarmak için can atan kişilerle karşılaşıyor. Bize şimdiye kadar hep şunlar öğretildi. Yani her çocuğa söylenen şey eve gidince tekrar et. Peki bunun nasıl yapılacağı çok fazla anlatılmadı. Biz bunu daha iyi anlatmaya çalışıyoruz. Eve geldiğimizde tekrarladığımız zaman bunun nasıl yapılacağı, ne aralıklarla tekrar yapılacağı, öğrenilen bir bilginin nasıl kalıcı hale getirileceği, biz öncelikle bunları öğretmeye çalışıyoruz. Bizim eğitim sistemimizle alakalı genel bir bilgi vermem gerekirse aslında şöyle açıklayabilirim size. Biz de okulumuzda eğitim 3 ayaktan oluşmakta. Öğrenciler, veliler ve okuldaki öğretmenlerimiz olmak üzere. Bu 3 ayak bizim okulumuzda çok sağlam bir yapıda ayakta durmakta. Zaten bunlardan bir tanesi olmayınca siz de takdir edersiniz ki tam bir eğitim modeli sağlayamıyoruz. Bunu sağladıktan sonra ikinci planda bizim için çocuklarımızın ahlaklı birer birey olmaları çok önemli. Eğitimlerinden ziyade ahlaklı bir şekilde burada aldıkları bilgiler, donanımlar onları gelecek hayatlarında belli bir takım yerlere götürebiliyor. Bizim Elçin Tün Koleji'ndeki öncelikli amacımız öğrencilerimizin Türkçesini farkında olarak bilerek konuşmasını sağlamak. Bunu sağlayabilmenin en önemli yönü de okuduğunu anlayan bir nesil yetiştirmekten başladığını düşünüyorum. Dolayısıyla ben eğer ki Türkçe öğretmeni olarak bir çocuğa okumanın önemini, okumanın değerini aşılayabilirsem zaten bu çocuk daha sonrasında istediğini yapabilecek, düşünen, sorgulayan bir öğrenci olacaktır. Okulumuzda rehberlik anlamında öğrencileri destekleyecek bir takım çalışmalar yapıyoruz tabii ki. Öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlayacak, ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak çalışmalar yapıyoruz. Bunların yanı sıra sınav grubu öğrencilerimizle biraz daha sınav odaklı, motivasyon odaklı ve stres yönetimi odaklı çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki hedefimiz öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklemek. Akademik gelişimin yanında sosyal, duygusal gelişim de bizim için oldukça önemli. Onların tam anlamıyla donanımlı bir birey olması için buradayız. Sizi de aramızda görmek isteriz, bekliyoruz. Bizler İngilizceyi öğrencilerimize bir kültür olarak yansıtıyoruz. Öncelikle bizim amacımız öğrencilerin İngilizceyi içlerinde yaşaması. İngilizce yaşayarak öğrenilir. İngilizceyi günlük hayatlarında koyuyoruz ve günlük hayatlarındaki pratikler sayesinde dillerini daha çok geliştiriyorlar. Okulumuzda 5. sınıflarda 15 saat İngilizce dersimiz oluyor. Bu 15 saatin içerisinde reading, skills, listening,
writing gibi alanlarda farklı farklı öğretmenlerimiz derslerine girmektedir. 6. sınıflarda ise 10 saat İngilizcemiz var. Bunun içerisinde writing, listening tekrardan öğretmenlerimizin branşına göre, tecrübesine göre değişiyor. Ve 7. sınıflarda tam anlamıyla İngilizceye hazır oluyoruz. Cambridge sınavlarına hazırlanmış seviyede sınavlarımıza girmeye başlıyoruz. 8 saatlik bir İngilizce dersimiz oluyor. Gerek öğretmenler odasındaki dayanışma ortamımız, gerekse öğrencilerle olan etkili iletişimimiz bizi Elçin Tün Koleji'ne daha çok bağlıyor. Kurucumuz Elçin Tün'ün de bir öğretmen olması bizimle empati kurabilmesini sağlıyor ve bu da bize güven veriyor. Bu güven ortamı derslerde daha aktif olabilmemizi ve dinamik olabilmemizi sağlıyor ve dolayısıyla bunu öğrencilere de yansıtabiliyoruz. Bu ortamda ders işlemek bize zevkli gelirken bu zevki öğrencilere hissettirebilmek bize gurur veriyor. Ben aslında yarı zamanlı bir anneyim. Çünkü öğrencilerimizle toplam 10 saat vakit geçiriyoruz. Evet, 10 saat. Onların üşümemesinden, hastalanmamasından, yediklerinden, içtiklerinden her şeyle birlikte onları düşünüyoruz. Derslerimize branş öğretmenlerimiz giriyor. Peki sınıf öğretmeni ne yapıyor? Çocuğu dışarıdan gözlemliyor, aileyle irtibat kuruyor. Konuyu anlayıp anlamadığını etüt derslerinde eksik kalanları tamamlıyor. Bizler öğretmenler olarak burada mutluyuz. Mutlu öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. What about English? We divided English into two parts. First part is writing and grammar part. In writing and grammar part, there are several teachers who teach the grammar to the students. And there's the second part, speaking and listening part. In speaking and listening, we use our smart boards, we use pronunciation all the time, we practice all the time, and we try to implement English into their daily lives. In this way, they can learn English easily and they can remember everything about English. So, why don't you come here? This is the best school for you. Bizim temeldeki amacımız, gelişen ve ilerleyen teknolojiyi kullanarak yeni dünya akışına ve isteklerine hazır, kendini bilen, iyi, ahlaklı ve bilgili bireyler yetiştirmek. Peki bunun için ne yapıyoruz? Bir kere bizi biz yapan insani değerlerimiz çok önemli. Aslında budur bizleri ayakta tutan değerlerimiz. Küçüklere sevgi, büyüklere saygıyla başlayan o vazgeçilmez, bizi biz yapan köklerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz. Bir nevi fabrika ayarlarımız diyebiliriz. Öncelikle bunları oturtuyoruz temelde her bir evlat cana. Sonrasında gelişen teknolojinin nimetlerinden de faydalanarak Gartner'ın 8'i zekasıyla analiz ediyoruz her birini. Boşver kalıplaşmış bilgiyi. Bir çocuk hangi zekasını daha iyi kullanıyor? Hangisinde daha yetkin? Hangisi hayatta onu yükseltecek, level atlatacak? Biz buna bakıyoruz. Aslında bu da hepimizin çok iyi bildiği bir kavram. Uzmanlaşma. Günümüz teknolojik hayatın yegane gerçeği de desek çok yerinde bir tanım olacak sanırım. Evet, biz bu kaydı niye yapıyoruz? Biz bu kaydı okulumuzu tanıtmak için yapıyoruz. Okulumuzu herkes görmeli. Anlıyor musunuz? İzmir'deyiz. Geleceksin, İzmir'e geleceksin. Burada yaşayacağız. Burada okulu göreceksin. Görün bizi. Görün bizi ya, bu kadar basit. Teşekkür ederim Kadir. Bunu kullanmak istiyorum işte ben. Doğal bir şeyleri kullanmak istiyorum. Çünkü okulun genel teması, mottosu doğallık, gerçeklik, yapmacıklık değil. İnsanların yapmacık pozlarla, gerçekte olmadıkları gibi göründükleri, yepyeni sosyal medyanın içinden fırlamış, gerçek hayata girilmiş, insanların oynadığı, eğlendiği, muhabbet ettiği, kavga ettiği, gerçekten fikirlerin ortaya çıktığı özel bir yer istedim. Gerçekten beklediğimden çok daha farklı bir yer oldu. O yüzden fikri olan herkes buraya bir gelip bu okulu görmeli. O yüzden kayıt yapıyoruz. O yüzden reklam yapıyoruz. Diyoruz gel, sen de gel. Senin de fikrin lazım bana. O fikri bize anlat. Biz de daha farklı şeyler yapalım. Artık klasikleşmiş, her şey aynı olan, fabrikasyon hiçbir şey istemiyoruz. Yıllarca her zil çaldığında insanların dışarı çıktığı ve içeri girdiği, yemek saatlerinin belli olduğu, ne konuşacaklarını, ne yapacakları belli olduğu bir düzen, insanların emperyalist düzendeki işçi yetiştirme sistemleriydi. Ne kadar bunu ayırt edebilirsek yani, bazı zamanlarda ne yapması gerektiğini küçükten itibaren öğretirsek, bu çocuk yarın birer işçi olacaktı. Ama asla yönetici olacak, özgür fikirler olacak, yepyeni girişimler yapacak insanlar bu şekilde yetiştirilmezdi. Şimdi biz de o duvarları yıkıyoruz. Duvarları, o tabuları, hepsini yıkıp gerçekten özgür düşüncenin hala çok değerli olduğunu düşünen aykırı insanları, farklı fikirleri gün ışığına çıkaracak bir okul yapıyoruz. Sonra da çağırıyoruz Kadir'i, diyoruz ki bize film çek, bizi çek ve çekiyoruz ve mükemmel bir şey ortaya çıkıyor. O zaman sizi de bekliyoruz.